Arkadaşlar merhaba, endemik AYT sorularının tamamının çözümleri üzerinde cevap anahtarını veriyorum. Edebiyat sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Gelecekte zamanın ayakta kalabilme, sınav, çabaya girilmesi, mücadele, başlaması, girilmesi olacak. Cevabımız Edirne, çok belirgin görünüyor altı çizili kelimenin anlamı. İkinci sorumuzdayız. Galileo ile ilgili bir sorumuz. Arkadaşlar dikkatliyseniz yuvarlak içine aldım, evrensel çekim ilkesi söylenemez diyor. Son cümlemize bakalım. Evrensel çekim ilkesini tanımlıyor. Genel olarak evreni tanımlamıyor. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Bozdu diyor, kaçmak diyor, çocuklaştıran bir durum diyor arkadaşlar. Sadece dünyadan kaçıp kaçmak, kaçıp çocukluğa sığınma, cevap Denizli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda titiz diyor, işçilikle sabırla titiz sözcüklere dökülmesi yazılması, titizlikle usul usul yazılması, Denizli belirgin görünüyor. Arkadaşlar beşinci sorumuzdayız. Beşinci sorumuz sinemamızın bir türlü istenen noktaya varamaması, vizyondaki son filmleri ele alması, bunları bilinçli eleştirme sayesinde sanatımızın ilerleyeceğine inanıyor. Çıkar ilişkileri yüzünden bu durumda olduğumuzu, eleştirmenin yararı olmadığını söylüyor. Çıkar ilişkisi, çıkar Adana'da var bakın. Çok net görünüyor Adana cevabımız. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 verdik. Numaralandırılmış A4, C3, D2, E1, Bursa yukarıda yok. Kıymetli üstün gücüne bir bazı kelimenin altını çizdik. Söz ve anlatım, sözlük mana anlatım aynı olacaktı. Yedinci sorumuzdayız arkadaşlar. Gider gelir karanlık aydınlık, evvel önce ahir sonra, dert derman var karşılıkları, karşıtları ama Ceyhan'da yok arkadaşlar. Sekizinci sorumuzdayız. Bana damdan düşen birini getirin diyor ama Denizli'de böyle bir örnek yok arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzdayız. A B düz kafiye. Yusuf diyor Edirne, Hazreti Yusuf peygambere telmihi Edirne çıkıyor. Düz kafiye arkadaşlar, o da Denizli'de var arkadaşlar. İkinci beyit C B semai nazım şeklinde yazıldı diyor. Hayır, semai 8'de hece ölçüsüyle yazılır ama sorulan şiir 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ünlüleri sayarak bulabiliriz. AB'de de aşk konusu var. Aşk da yukarıda belirtiyor. 10. sorumuz çok güzel, harika üstü bir soru. Anne sevgisini, anne ikincide de ana şeklinde kullanıyor. Anne sevgisini belirtiyor. Tema arkadaşlar bu. Tema soyut olur, unutmayalım ve kısa olur. Bir yazıda görülen düşünce ya da görüş demektir. Bir iki ortaktır. 11. sorumuz Hacivat ve Karagöz'ün karşılıklı konuştuğu bölüme muhavere adı verilir. Arkadaşlar 12. sorumuzdayız. Bir tekerleme ile bitirilecek diyor Denizli. Söylenemez. Tekerleme masallarda olur. Hadi bir örnek. Az gittim, uz gittim, dere tepe, düz gittim arkadaşlar. 13. sorumuz. Derya gülü, dul bir kadın, mine zeliş, boş beşik, özellikle boş beşik, Necati Cumalı aklımıza gelecek arkadaşlar. 14. sorumuz. Makam-ı Mustafa diyor. Naat hemen işaretliyoruz. Naat neydi? Peygamberimizi öven manzum veya mensur eserlerdir. Makam-ı Mustafa derken peygamberimizden bahseder arkadaşlar. 15. sorudayız. Nizanul Hak dedi mi? Fi ihtiyaril hak dedi mi? Katip Çelebi tabii ki hemen işaretliyoruz arkadaşlar. 16. sorumuzdayız arkadaşlar. Hüsnü aşk geçiyor. Ahmedi değil. Ahmedi kaside sanatçısıdır. Ama hüsnü aşk mesnevidir. Yani Şeyh Galip yazmıştır. Çok güzel bir soru. Kaside ile Mesnevi'nin farkı, Şeyh Galip ile Ahmedi'nin farkı arkadaşlar. Ömer'in çocukluğu anılarını anlatıyor. Çocukluk anılarını muallim Naci olduğu görülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar 18'deyiz. Yeniciler için söylenemez. 2 ve 4 söylenemez arkadaşlar. 19. sorudayız. Gerçekten olağanüstü bir sınav hazırlanmış. Ben demeye buradan herkes adına teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorular, kalite üstü sorular, mutlaka herkesin defalarca çözmesi gereken sorular. Sahnenin dışındakiler dedi mi? Ahmet Hamdi Tanpınar. Neriman
hemen Fatih Harbiye ve Kuvayi Milliye ile Kurtuluş Savaşı cepheleri Tarık Buğra'nın doğup büyüdüğü Akşehir kasabası Küçük Ağa'yı işaretleyeceğiz. Ceyhan cevabımız. Arkadaşlar 20. sorudayız. Ne diyor? Toplanan sanatçılar Hisar dergisinde hangi ikisi söylenebilir? 2 ve 5 söylenebilir. Yine belirgin bir soru ama düşmeyelim. 21. sorumuz Tevfik Fikret ile ilgili. Arkadaşlar Zemzeme olacak. Zemzeme Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Demdeme ile karıştırmayalım. Zemzeme'de Z var iki tane. Recaizade'de Z var. Zzz. Hatırlayalım bunu arkadaşlar. İkiz gibi aynı. Recaizade ile karıştırmayalım. Demdeme değil, Zemzeme olacak o. Keşanlı Ali Destanı dedi mi? Haldun Taner gelir. Epik tiyatronun baş yazarlarındandır. Yalnız epik kelimesinin kahramanlıkla burada alakası yoktur epik tiyatroda. Bunu da karıştırmayalım. Her edebiyatçı da bunu bilmez arkadaşlar. Dikkat edelim. 23. Sen ciğerinin kedisi, ben sokak kedisi. Arkadaşlar, sokak dilini şiire girdiren adam Orhan Veli Kanık arkadaşlar. 24. sorudayız. Akıl diyor, tabiatta coşkulu bir şekilde bağlılığı bir etki oluşturuyor diyor. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası diyor. Arkadaşlar, klasizm neydi? Akıl mantık sağlıyor. Romantizm neydi? Hayal coşku duygu. Realizm neydi? Gerçeklik. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar, tarihe geçtik. İlk çağ uygarlıklarıyla Eda Öğretmen, Zikkurat, Ay Takvimi, Sümerler olacak arkadaşlar. Dikkat edelim. Arkadaşlar 26. sorudayız. Hangisi çıkarılamaz İslamiyet öncesi Türk topluluklarla ilgili? Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar 27. sorumuz Emevilerle ilgili bir soru. Mevali politikası Emeviler aittir arkadaşlar. Abbasi döneminde Emeviler uğradı. Mevali'yi terk etmiştir Abbasiler. Bununla ilgili bir sözlü. 28. sorumuzdayız. Yukarıdaki paragraftan danışmentliler çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. 29. sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nin uygulanan tımar sistemiyle ilgili bir soru. Yalnız bir taşrada merkezi otoritenin güçlendirilmesi. 30. sorumuzdayız. Hangisi etkili olmamıştır? 16. yüzyılda yaşamış 2. Selim. Yüzyıllardan hemen işaretleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 31 Misak-ı Millî ile ilgili birinci de tam bağımsızlık. Kapitülasyonlar birinci de tam bağımsızlık. Kapitülasyonlarla ilgili ikinci milli egemenlikle ilgili cevap yalnız bir. 32. sorudayız arkadaşlar. Gediz taarruzu Ali Fuat Paşa denince akla gelir düzenli orduya geçiştir. Arkadaşlar bu sorumuzda da Mudanya Ateşkes Antlaşması olacak. Arkadaşlar 34. sorumuz Atatürk dönemiyle ilgili. Yalnız iki boğazların statüsü arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 35. sorudayız. Sera etkisi yenilebilir enerji kullanımının artması bu çevre dostudur ve bu işaretlenecektir arkadaşlar. 35. sorumuz KOM olacak. Doğu Anadolu bölgesi hayvancılık dedemi KOM aklımıza gelecek arkadaşlar. 37. sorumuzdayız. İslam kültürü olduğu için cevap 2 ve 4. 2 ve 4 arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz Antalya ve Rize yer şeklinden olumsuz etkisinden dolayı Ankara'dan trenle seyahat eden adam bu ikisine ulaşamaz. Arkadaşlar 39. sorumuz bir grafik sorusu. Grafikten tablodan Edirne çıkıyor. Son sorumuza geldik. Krater volkanik faaliyetler sonucu oluşur. Kitlesel yok oluşlar, gök taşı düşmesi, mega tsunamiler, dev dalgalar demek. Bunların cevabı meteor düşmesi. Arkadaşlar merhaba. AYT matematik sorularına devam ediyoruz. Birinci sorumuz bir işlem sorusu. Her harfin yerine gerekli sayılar yazıldığı zaman birinci sorunun cevabı 5/12 yani Adana'dır. İkinci soru arkadaşlar bir tanım Fermat asal sayısını vermiş. Bakın x yerine 1, x yerine 2, x yerine 3 yazdığımız zaman bakıyoruz cevap 1-3 yani Ceyhan. Üçüncü soru bir üssü sayılar sorusu arkadaşlar. Üstlerini sıfıra eşitlediğimiz zaman direkt A'yı B'yi buluyorsunuz karelerin toplamı 40'tır yani Adana. Arkadaşlar dördüncü sorumuz bir kurallı soru. Kurala göre A artı 1 vermiş. X'i yerine yazdığımız zaman X X artı 1 eşittir 4 X'den. X artı 1 eşittir 4 yani X eşittir 3 olur diyoruz. Beşinci sorumuz
Bir kartezyen çarpımı sorusu. Mutlak değere göre çözüyoruz. Kartezyende işaretlediğimiz zaman alanı istiyor. 2 kere 10'dan 20 çıkar arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, bir irrasyonel sayı demiş. İrrasyonel sayı olması için içinin büyük eşittir 0 olması lazım. Düzenliyoruz. Bunlar rasyonelin kuralları. O zaman bunlar olamaz. Güzel bir soru. Burada endemik yine güzel bir soru koymuş arkadaşlar. Buradan da cevabımız Edirne diyoruz. Yedinci soru, bir basamak kavramı sorusu. Yalnız burada dikkat edeceğiniz şey, BA sayısı 27'den büyük olmak zorunda. Yani bu ikisi olamıyor. O zaman cevabımız Denizli'dir diyoruz. Bir diğer sorumuz yine bir kural verilen soru arkadaşlar. S 2019'un kuralını vermiş. Bakın 2019 rakamlarını topla demiş. S1, 1, S2, 2 şeklinde hepsini tek tek yazdığımız zaman düzenleyin arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken güzel bir soru. 8. sorumuzun cevabı Denizli'dir diyoruz. 9. soru, kuvvet sorusu. 2'nin kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, 4'ün, 5'in diye şu şekilde vermiş kuralları. Bunları tek tek düzenlediğimiz zaman, gerekli kareleri topladığımız zaman cevap 46'dır diyoruz. Bir karmaş sayı sorusu. Burada sadece dikkat etmemiz gereken, önce çarpıp sonra kökten çıkarmıyoruz. Önce kökten çıkarıp sonra çarpıyoruz. Burada da cevabımız kök 12, yani Edirne 2√3 olur. 11. sorumuz bir limit sorusu arkadaşlar. Önce x yerine 1 yazıp 0 ve 0'ı görüyorsunuz. L'Hospital kuralı uygulandığında cevabımız Adana olur. Bir dizi sorusu. Aritmetik dizi özelliğine göre bütün hepsinin A1 türünden yazdık. Zaten direkt işlemler yapıldığı zaman cevabımız 41 çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 13. sorumuz bir fonksiyon sorusu. Çift katlı köklerden bahsetmiş. Gerekli işlemler bu şekilde. Tabloyu vermiş, fx'i istiyor. Güzel bir soru. 13. sorumuzun cevabı -1, yani Denizli. 14. sorumuz yine bir karmaş sayısı, sayı ve denklem sorusu arkadaşlar. X yerine 1-2'yi yazıp, burada bir kısa yol gösterdik arkadaşlar. 1'i bu tarafa atıp karesini alıyorsunuz. 1'i bu tarafa atıp karesini alıyorsunuz. Bu şekilde iki denklem çıkıyor. Bu da dikkat edilmesi gereken güzel bir soru. Cevap edin arkadaşlar. 15. soru bir logaritma sorusu. Burada da iki tabanda yazıyorsunuz. AB şeklinde iki denklem kurarsanız x çarpı y'yi istiyor. Burada da cevabımız Ceyhan çıkıyor. 16. soru. Bu da güzel bir soru. Polinom sorusu. Buradan px'i oluşturuyoruz. Baş kat sayısı 1 demiş. Buraya dikkat edin. 3. dereceden demiş. Buradan da işlemlerimizi yaptığımız zaman px2 6 buluruz. 17. soru bir binom açılım sorusu arkadaşlar. Binomun kuralını uyguluyorsunuz. Bize istenilen ifade şu, kısma dikkat ediyorsunuz. X'in üzerine 2, y'nin üzerine n şeklinde düzenlediğimiz zaman cevap Denizli çıkar. Bir diğer sorumuz bir fonksiyon sorusu. İşaret inceleme, yani parabol kısmına bakacağız arkadaşlar. Kolların aşağı olması lazım. Bakın şu 3 tane noktadan geçen bir parabol çiziyorum. O zaman kolların aşağı olması lazım. A negatif. R'nin tam ortada olması için R pozitif. C de 8'in biraz altında olduğu için buradan gerekli işlemler yapılırsa cevap eksi artı artı, yani C'dir. 19. sorumuz bir denklem sorusu. Demiş ki köklerden biri diğerinin karesidir. Yani x1 x2'nin karesidir. x1 çarpı x2'yi de yerine yazarsak 19'un cevabı Bursa çıkar arkadaşlar. 20. soru bir logaritma sorusu. Hoşuma giden bir soru tarzı. ÖSYM de buna çok önem veriyor. Endemik'in güzel bir sorusu. Arkadaşlar direkt 6 parçaya bölünmüş. Problem yapmış aslında. Güzel bir tarz. 6 çarpı log 2x. 15 çarpı log 2 tabanında x bölü 8 demiş. Düzenleme logaritma işlemleri yaptığınız zaman cevap Ceyhan çıkar. Gelelim bir trigonometri sorusuna. Güzel bir soru, uğraştıran bir soru, yine hoş bir soru. Endemik'in güzel sorularından biri.
Direkt arkadaşlar kotanjant yerine kos bölüsünü, tanjant yerine sin bölü kos, yarım açı yazıp düzenlediğiniz zaman cevap Bursa çıkıyor. Bir diğer sorumuz permütasyon, 22. sorumuz. Burada arkadaşlar 4 kadın 3, 4 erkek 3 kadın var. Rastgele 3 kişi oluyor. En az 1 kadın, 1 kadın olan, 2 kadın olan, 3 kadın olan durumlar tek tek hesaplıyorsunuz. Bunun olasılığını sormuş. Bu da bir tık alışılmışın dışında bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Cevap Edirne. Bir diğer sorumuz. Yine bir trigonometri sorusu. Arkadaşlar şu üçgenle, büyük üçgenle işlem yapacağız. Buranın dik olduğunu görmeniz lazım. Buradan gerekli işlemleri bakın. Aslında alt tarafta gerekli işlemleri yapıyoruz. Burada gerekli işlemleri yaptığınız zaman cevap Edirne çıkar. Bir integral sorusu arkadaşlar. İntegralde bakın birbirine alakasız gibi görünen iki ifade var. Aslında paydaları aynı olduğu için ya bunları toplarsınız ya çıkartırsınız. Bir şeyin sadeleşmesi lazım. Taktik budur. İşlemleri burada bu şekilde görüyorsunuz. Cevap Adana'dır diyoruz. 25. soru arkadaşlar güzel uğraştırıcı bir soru. Vakit kaybettiren bir soru. İlk önce yukarıdaki ifadeyi şu şekilde parçalıyoruz. Yani 2x artı 1'in karesini dışarı alıp içindeki ifadeye u diyeceğiz. Bu şekilde direkt çıkıyor zaten. Yani integral bilen arkadaşlar için güzel bir soru tarzı olmuş diyoruz. Denizli. Bir diğer sorumuz fonksiyon ve türev birleştiren bir soru. Arkadaşlar türevde bileşke fonksiyonu türevi kuramını uyguluyoruz. Cevap Adana çıkıyor. Bu soruda arkadaşlar türevin L'Hospital kuralıyla alakalı bir soru. Önce x yerine a yazdım. 0 bölü 0'ı gördüm. L'Hospital uyguladım. Yukarıda verilenler var. Yerine yazdım. Cevap Bursa. Trigonometri büyüklük küçüklük sorusu. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu da hoşuma giden bir soru oldu. Trigonometriyi çok hoş sormuşlar. Birim çember üzerinde tan x, tan y, tan z'leri tek tek sıralıyorsunuz. Buradan da x büyük, y büyük, z gelir. Yani cevap Denizli diyoruz. Mutlak değer ve logaritma sorusu 29. sorumuz. Arkadaşlar direkt mutlak değeri çözüyorsunuz. X'in aralığı yalnız E'nin 2.7 civarında olduğunu unutmayın. Cevap Bursa'dır diyoruz. 30. sorumuz bir aritmetik geometrik dizi sorusu. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. İçinden çıkmanız biraz zaman alır. Yerlerine düzgünce yazıyorsunuz. Ondan sonra cevabımız A şıkkı çıkar. 31. soru bir geometri sorusu arkadaşlar. Bunu düzenli bir şekilde çözdüğümüz zaman cevap Bursa. Arkadaşlar bir çizme sorusu. Bunu çizip çözüyorsunuz. Cevap Bursa. Bir dikdörtgen sorusu. Dışa taşıma yapıyoruz. Buradan gerekli işlemlerden çevre Bursa'dır. 62'dir. 34. soru. Görsel olan bir soru. Çember sorusu. Yarı çapları çizdiğimiz zaman direkt cevabımız Edirne. Bir diğer soru analitik geometri sorusu. Arkadaşlar direkt dik üçgeni çizdiğiniz zaman gerekli işlemlerden cevap 20 yani Bursa. Yine klasik bir analitik sorusu. Burada da hem doğru denklemini kuruyorsunuz. Köşeleri istemiş. A noktasının koordinatları çarpımı eksi 4. Diğer analitik geometri sorusu alan sorusu. Tek tek alanlarla ilgili formülleri yazıyorsunuz. Yükseklik çarpı taban bölü 2'leri kullanıyorsunuz. Cevap Denizli. Bir diğer sorumuz arkadaşlar sekizgenin çevre uzunluğunu sormuş. Bakın buradan açıldığı zaman bu şekilde oluşuyor. Bütün verileri yerine yazdığınız zaman direkt sekizgenin bir kenarını bulup 8'e çarpıyorsunuz. Cevap C. Güncel bir soru, güzel bir soru arkadaşlar. Drone'lu soru. Drone'la ulaştığı noktalarına uzaklığı nedir demiş. Direkt cevabımız Denizli 25 diyebiliriz. Bir çember sorusu arkadaşlar. Çember analitiği denklemde yerine yazdığınız zaman O3'ün apsisini soruyor. 6 köküçtür diyoruz.
Arkadaşlar sosyal, sos 2 ile devam ediyoruz. Etnografya, kültür, filoloji, dil bilimci, epigrafya, kitabe, heraldik, arma bilimi, paleografi, eski yazı, etnografya olacaktı cevabımız. Arkadaşlar 2. sorumuzdayız. Kazandıkları başarılar, Kutluk Kağan, İlteriş, derleme toplama demek hangisidir diyor arkadaşlar. Kutluk Kağan'ın Türkleri yeniden bir devlet haline getirmesi, Çin egemenliğinden kurtulması, dışı yeniden derleyip toplaması cevap Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Büyük Selçuklu ile ilgili sorumuz, cevabımız 1 ve 2. Merkezi otorite, belli hizmetlerin hızlı yayılması arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da hakimiyeti, Haçlı saldırıları, 2. Kosova olacak. Dikkat edelim. Arkadaşlar 5. sorumuzdayız. Cevabımız Kaz askerlik olacak. Çok belirgin bir şekilde duruyor bilgi içeren sorular. 6. sorumuz arkadaşlar Çarlık Rusya'ya karşı 18. yüzyıl boyunca savunmak, Kırım'ı Rusya'ya ait olduğu bir toprak kabul etmek zorunda kaldığımız anlaşma, Yaş Antlaşması arkadaşlar. 7. sorumuz Osmanlı Devleti'nin devşirme sistemi Hristiyanlar olmaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olacak. Arkadaşlar 8. sorumuzda 1. İnönü Muharebesi ile ilgili cevabımız hangisi söylenemez? Görüşmeler sonucu barış olana kadar ateşkes bağlanmıştır. Olmayacak arkadaşlar. 9. sorumuz biraz uzun bir soru arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın Batıcı milli mücadeleye yenildiğimiz tek savaş Kütahya-Eskişehir Muharebesi 3 ayla sınırlı kalması istenmiş. Başkomutanlık kanunu çıkmış. Tekalifi milliye milli yükümlülük demek bunların hepsi söylenebiliyor. 1, 2, 3 çıkıyor arkadaşlar. 10. sorumuz 1. TBBB'de İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması olacak. 11. sorumuzun arkadaşlar cevabı İtalya ile imzalamamıştır. Arkadaşlar 12. sorumuz günümüzde olan bir şey cevabı Adana olacak. Coğrafyaya geçtik arkadaşlar bu arada. 13. sorumuz ham madde satanla ilgili yalnız Azra doğrudur. Diğerleri yanlıştır arkadaşlar. 14. sorumuz yaylacılık denince Doğu Karadeniz projesi akla gelir. Yaylayı işaretleyeceğiz. DOKAP kısaltması arkadaşlar. 15. sorumuzda Türk kültürü Orta Asya'da şekillenmiş. Hayvancılık var. Hayvancılık gördük mü? Türk kültürü gördük mü? İklim bitki örtüsü olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 16. sorumuzun cevabı 3 ve 4 günümüzde ortadan kalkması bu zorunluluğun sebebi nedir diyor. 3 ve 4 olacak arkadaşlar. 17. sorumuz çölleşme ile ilgili dikkat edin bataklıkların kurutularak yerleşim alanının açılması biyoçeşitliliği azaltır. Doğal çevreye müdahale demektir. Cevabımız Edirne. 18. sorumuz arkadaşlar birincisi New York, üçüncüsü Tokyo, ikincisi Süveyş Kanalı, dördüncüsü Ümit Burnu arkadaşlar. Ümit Burnu altta pardon bir sonraki soru için yazmışım Ümit Burnu ve Süveyş Kanalı'nı. Burada hangi sahiptir diyor bu şehirler? Arkadaşlar 1 ve 3 olacak New York ve Tokyo. Şimdi 19. sorumuzu bu soru üzerinden çözelim. Ne diyor arkadaşlar? Süveyş Kanalı'nın açılması yolu kısalttı. Ümit Burnu vardı eskiden. Süveyş Kanalı'na yol kısalmış oldu. İşte Süveyş Kanalı ve Ümit Burnu'nu bir önceki soruda görüyorsunuz arkadaşlar. 20. sorumuzdayız. Tabii ki cevabımız bu döngüsel oksijen açığa çıkması 1 ve 3 fotosentez ve fotoliz olacak. 21. sorumuz arkadaşlar İzmir, burası Adana, Ardahan, Kırklareli olacak. Bu da cevabımızı 2-3 yani İzmir ve Adana nüfus bölgesi fazla olduğu için. Arkadaşlar 22.si teknolojik gelişmeler insan yani beşeri unsurlardır. Bunlar doğal faktör değildir. Yalnız 2 yanlış 1-3 cevabı. 23 felsefe sorusu arkadaşlar. Bunu çıkartmadık cevap anahtarını. 24. sorumuzu görüyoruz. Determinizm kavramıyla ilgili açıklamalara, yorumlara bunların cevaplarını yazalım arkadaşlar. 25. sorumuz. Yine bir felsefe arkadaşlar. Bunların cevaplarını yazan Fung Yulan, Çin felsefesiyle ilgili, Lao Tse ile ilgili. Arkadaşlar psikolojiyle ilgili bir sorumuz. Arkadaşlar 27. yine psikolojinin inceleme konusunu oluşturan hangi sırası diyor. Arkadaşlar 28. sorumuz. 29. sorumuzu görmekteyiz. 30. sorumuz arkadaşlar. 31 arkadaşlar. 31. sorumuz. Dövüş Kulübü filminin karakterlerinden birine ait ilgili bir sorumuz. 32. sorumuz felsefe tarih boyunca diyor filozoflar.
Arkadaşlar 33. sorumuz Sokrates ile ilgili bir soru. Kolay bir soru bu arada. 34. sorumuz arkadaşlar, parçada kavram çifti hangisi örnek olamaz diyor. 35. sorumuz arkadaşlar, din kültürünü görüyoruz şu an. Din kavramı ile ilgili kolay bir soru. 36. sorumuz arkadaşlar, Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan'dı diyor. Ali İmran ayetini vermiş. Onunla ilgili Hanif dinine sahip bir Müslüman olduğu söyleniyor. Arkadaşlar 37'de yine Tirmizi ve diğerine ait hadisler verilmiş. Bununla hangisi vurgulanmaktadır diyor. 38. sorumuz çok güzel bir soru. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Esma-i Hüsna ile ilgili bir soru. Arkadaşlar 39. sorumuz, İbadetlerine ilgili hangisi yanlıştır? Ve son sorumuz, Peygamber Efendimizin sahabe hangisidir diyor yukarıda bahsedilen, onunla ilgili bir soru. Arkadaşlar fen bilgisi AYT sorularını çözeceğiz. Fizikle başlıyorum. Hafif kişinin ivmesinin büyüklüğü ağır kişinin ivmesinin büyüklüğünün iki katı olacaktır diyor. Yukarıda 2m'e m vermiş. F eşittir m çarpı a'dan. F'ler eşit m ile a ters orantılıdır. O zaman Denizli doğru çıkıyor. İkinci sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. M1 M2 ile ilgili T1 T2 T1 bölü T2 oranı M1 bölü M1 artı M2 cevap Denizli arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Çok güzel bir soru daha. Kinetiğin potansiyele oranını soruyor. Cevap 1 yani Ceyhan. Dördüncü sorumuz arkadaşlar, fizik soruları çok kaliteli bu arada arkadaşlar. Cevabımız gerekli işlemler yapılınca 1 bölü 2 mg olacak. Arkadaşlar beşinci sorumuz, yüklü parçacıklarla ilgili elektrik yükü K büyük, L büyük, M olacak. Çok dikkat edilmesi gereken bir soru tipi arkadaşlar. Altıncı sorumuz, herkesin düştüğü YKS'de banko çıkan ve TYT, AYT'de de çok tartışılan bir soru tipi, sayfa düzlemine dik dışa doğru olacak. B'nin yönü, dikkat edelim. Yedinci sorumuz arkadaşlar, bir akım elektriksel güç sorusu arkadaşlar. K, L'ye eşit çıkıyor. Onlar M'den büyük çıkıyor. 8. sorumuzdayız. Son arkadaşlar, açısal hızı sabittir. Yanlış arkadaşlar ama diğer ikisi doğru arkadaşlar. Ve geldik 9. sorumuza. Açısal hıza bağlı değildir arkadaşlar. Açısal hıza bağlı değil. Eylemsizlik momenti M çarpı R kare olduğuna kütle ve yarıçapa bağlı değişir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorumuz, periyot kütle ve yay sabitine bağlıdır. Yani 1 ve 2 olacak. 11. sorumuz, su dalgalarıyla ilgili kırınım 1, 2, 3. 3'ü de doğrudur arkadaşlar. 12. sorumuz, bir çift yarık deneyi arkadaşlar. 1, 2, 3 hepsi doğru olacak. Arkadaşlar 13. sorumuzdayız. Bir elektromanyetik dalga sorusu. Hep klasik çıkıyor bu. Elektromanyetik dalgalar sürekli söylüyoruz. Enine dalgalardır, boyuna dalgalar değildir. Hep de yanlış bu çıkıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Elektrik ve manyetik alanda ikisinde birden sapmaz. Birinde sapar, birinde sapmaz. 14. sorumuz sezyumla ilgili kolay bir soruydu. Grafikten anlaşılıyor. 1-2 çıkmıyor. Yalnız 3 çıkıyor. Çok belirgin, bariz bir soru. Arkadaşlar 15. sorumuzdayız. Fiziğin son sorusu, pardon, kimyaya geçtik arkadaşlar. Burada arkadaşlar bilimsel hatalı bir soru. Hidrojenin ikinci üçüncüsünü göstermiş eşit. Ama hidrojen bir elektrona sahip olduğu için ikinci üçüncüyle alakamız yok. Ama bu grafiğe göre 1 ve 2 doğru çıkıyor. Yalnız bilimsel hatalı bir soru arkadaşlar bu. 16. sorumuzdayız. Elektron ilgisayar büyük olan lele lolo yapma bana klor arkadaşlar. 17 numara. Sadece eksi bir olan en negatif son harfi F. 9 harfli 9 numaralı element olan flor. Birinci yoğunlaşmaya en büyük olan helyum. Desi grubuna eşit olan tek elementtir. Atom numarası Y'den de fazlaymış. 7 fazlaymış T'nin. Bu gerekli işlemleri yerine koyduğumuzda Adana'yı bulacağız arkadaşlar. Eğer bir hata yapmadıysak bu arada. 17. sorumuzdayız. Sabit sıcaklıkta arkadaşlar diyor. Kinetik enerjiyi tek değiştiren faktör sıcaklıktır bizde. Arkadaşlar B noktasında birim hacim miktarlık sayısı A'ya göre fazladır diyor. Hayır, bakın aşağıda 1/15 eşittir. Gaz yoğunluklarda 2/15 birbirine eşittir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Arkadaşlar denizde yüzen 10 mankenle ilgili bir sorumuz. Molariteyi buluyoruz. Ondan sonra M1 V1 M son V son'dan seyreltme formülünü kullanıyoruz. Sonra HNOH nitrik asidi kezzap diye bilinen asidi açıyoruz. H artıyı buluyoruz. H artı 1.2 molar oluyor. Dikkat edelim. Geçen senede YKS'de geldi bu soru. Arkadaşlar HES yasası ile ilgili bir soru. Grafiti gördüm. H2'yi gördüm. Asetileni gördüm. Grafiti 2 ile çarpmam gerek. H2'yi aynen bırakmam gerek. C2 H2'yi ters çevirip hepsini taraf tarafa topladığımda
2 ile çarptım, ters çevirdim, taraf taraf topladım ve cevap artı 235 oldu. Toplanırken toplanır, çarpırken çarpılır, ters çevirirse işaret değiştirir. Hess yasası enerjide. Arkadaşlar K1 hızı K2'den küçükmüş. Birincinin hızı ikinciden küçükse o zaman birinci yavaştır, ikinci hızlıdır arkadaşlar. Hızı da yavaş basamak belirlen, eşiğine düşük olan hızlıdır. N2O gördüğünüz gibi ara üründür. Tepki bedeni ise yavaşa göre yazılır. Katsayılarının kendisidir. Üstlerin toplamıdır yani bir diğer deyimle. 1, 2 daha 3 olur. Ama H2 2 katına çıkarsa 251'den hız 2 katına çıkar. 4 katına çıkmaz. Arkadaşlar bir güzel sorumuz daha. KÇÇ tek çeşit maddeye bağlıysa onu tek değiştiren faktör sıcaklıktır. Neden? Çünkü kimyada bütün büyük K'ları tek değiştiren faktör sıcaklıktır. O zaman karbondioksit bunların KÇÇ'si aynı olduğu için karbondioksitler eşittir. Ne kadar eklersen ekle karbondioksit önce artar sonra azalır. Tepki etkiyi yok eden tek yerdir burası. Sıcaklık artarsa bütün tepkimenin ileri hızı, geri hızına, ileri hızı sabite, geri hızı sabite artar. Arkadaşlar KÇÇ'nin ikinci sorusu gelmiş, fluoru vermiş, yerine koydum 2 çarpı 10 eksi 4. Hemen kalsiyum onun yarısı, çözünürlüğü de onun yarısı. O zaman ikinci şıkkımız doğru. 1 çarpı 10 eksi 4'ün birinci kuvveti, 2 çarpı 10 eksi 4'ün karesini alırsam KÇÇ 4 çarpı 10 eksi 2 doğru. Sulu çözeltisi iyonik bağın elektriği iletir. Cevabımız 1, 2, 3. Arkadaşlar asit bazla ilgili bir sorumuz. 0,1 molar H asidi var 10 eksi 1 ama H artı ve A eksi onlardan küçük. Demek ki bu bir zayıf asit. %100'ü iyonlaşmamış. Bir aside su eklersen asit özelliğini kaybeder biraz. 7'ye doğru gider. Tam kaybetmez ama 7'ye doğru gider. pH artar. Kola bir gazlı içecektir. Asittir, su katarsan şekerli suya döner örneğin. Aynı sebeple haşanın derişimi artarsa denge sağa doğru kayar. Ürünlere kaydığı için iyonlaşma yüzdesi artar. Cevap 1 ve 3. Arkadaşlar X çinkoyla tepkimeye girmiş. X çinkodan aktif. Y klorla girmemiş. Klor Y'den aktif. O zaman yükseltgen indirgenmiş demek. Tam tersi 2 yanlış. X çinkoyla tepkime verdiği için saklanabilir değil. Saklanamaz. Saklanamaz, tepkime verir demektir. Arkadaşlar bir pi sorusu, çok uzun bir soru. Dikkat edelim burada. Önce birinci durumda Nernst eşitsizliğini yapıyorum. Neydi Nernst? E pin eşittir E0 pin eksi 0.06 bölü N çarpı logaritma anot bölü katotlu. Burada anot ne arkadaşlar? Nikel. Bak gümüş ne? Katot arkadaşlar. Görünüyor. Çünkü aktifliği daha büyük nikelin. Gerekli işlemleri yaptım. E pini 1.05 buldum. Arkadaşlar ikincide ise 0.01'e 0.1 tam tersini vermiş. Burada bulduğumu ikincide yerine koydum. Gerekli işlemleri yaptınız ve cevabımız 1.05. Çok seçici bir soru. Dikkat ettiyseniz geçen sene AYT'de bunun bir benzeri geldi arkadaşlar. Şimdi 26. sorumuz. Bu tarz sorular kek sorulardır. İşlem yapmayın. Hemen bitene bakın. Çıkmış bir AYT sorusu bu arkadaşlar. Dikkat edelim. Rakamları değişmiş. X bitmişse tepkimeye biten ekleyeceksin ki ürün devam etsin. Adana ama Denizli ve Edirne'ye katıyorlar gerçek sınavda, dikkat edelim. Arkadaşlar 27. sorumuz. X atomu herhangi bir element ile bileşik yaptığından bahsedilmiyor. Ya da kendi atomlar arasında molekül oluşumundan bahsedilmiyor. 2'yi alamam. Espegü birleşmesini anlatan bir soru. 4'e 1 ise %25 S karekleri, %75 P karekleri var. Cevap 1-3 arkadaşlar. 28. sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. Şekerler organik bazlara glikozit bağlarına bağlanır. Bazlar adenin, guanin, sitozin, timin, zayıf hidrojen bağına bağlanır birbirine. Nükleotitler, P'ler, diğer nükleotite D arkadaşlar. Oradan aklımızda kalsın. Şekeri yine fosfodiester bağ yapar. Cevap Bursa. Arkadaşlar 29. sorumuz. Glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüpü ve henle kulpu, en son distal tübül. Bunlar sırası. Glomerulusla Bowman'la süzülme olur. Diğerlerinde eminim ve salgılama olur. Süzülmede ATP sentezlenmez, harcanmaz. Harcanmaz arkadaşlar. Burada ATP harcanır, tüketilir. Cevap arkadaşlar yalnız 2, dikkat edelim. Arkadaşlar bir biyoloji daha. K karbondioksit, L ATP, neyse PGAL olacak. Cevabımız M'de NAD pH olacak. Dikkat edelim, güzel bir soru, kolay bir soruydu. 31. sorumuz çok zor bir soru, düşürücü bir soru ama A ile E'ye baktığımızda anlamamız gerekiyor. A karaciğer atar damarı karaciğerde, o zaman akciğer atar damarı akciğerde olması gerek. Ya A ya E'ydi zaten, cevap E. Akciğer toplar damarı nerede bulunur?
kalpte bulunur. Bunu da bilenlerin sayısı %10 arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım size. 32. sorumuz çok güzel bir soru. Folikülün gelişim, ovülasyon ve corpus luteum evresini anlatmış. Ovülasyon evresinde folikülün yırtılması. Folikülün yırtılması ne demek? Sadece döllenme ile kanala çıkması demek. Birinci oosit serbest kalmaz. Dikkat edelim. İnsanın görme sırasında bir arkadaşlar ışığın korneaya kırılması birinci kırılma. İki ışığın göz bebeğinden geçmesi. Üç ışığın mercekte kırılması. İkinci kırılma bu. Dört foto reseptörlerin uyarılması. Beş beyinde oksipital lobun uyarılması. Sırası 3, 2, 4, 1, 5 olacak Ceyhan. 34. sorumuz harika bir soru arkadaşlar. Maltoz ve laktoz menisli disakkaritler. Maltoz, laktoz, sükroz, glikoz, glikoz, disakkarit zaten maltoz. Bunlar arkadaşlar enzim üretir. Dipeptit 2 amino asit, tripeptit 3 amino asit fazlası da olabilir. Bunlar arkadaşlar enzim üretebilir ama gliserol bir monomerdir. Yağdır, sindirilemez. Dikkat edelim, harika bir soru ince bağırsakla. Arkadaşlar işte en tehlikeli, en zor, hocaların bile yanılacağı bir soru tipine geldik. Kasların kasılması ve gevşemesi sırasında hacim değişmez. MEP kitabında, biyoloji kitabında bu ibare geçer birebir. A şıkkı sabit olacaktı. Artar diyenler olabilir. Dikkat edelim, artarı verseydi düşerdiniz. Herkes artar diyebiliyor. Ama buradan çağrı yapıyorum herkese. Değişmez. MEP kitabına bakabiliriz arkadaşlar. 36. sorumuzdayız. Krebs döngüsüyle ilgili oksidatif düzeyde fosforilasyon gerçekleşmez. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir diyenleri doğru arkadaşlar. Arkadaşlar 37. sorumuzdayız. AUG, USA, UAA. Ama bu tarz sorularda yine çıkmış bir YKS sorusu bu. Klasikleşmiş bir soru olarak literatüre giriyor arkadaşlar. Sentezlenen proteinler amino asit sayısı neydi? N-1'di. Yani 100 değil. 100. kodon varsa 100-1 99 tanedir. Bu her yıl geliyor. Banko sorulardan biri. Arkadaşlar karbonik aside düşmeyelim. Adana'da da karbonik asit oluşumu var. Ceyhan'da da var. Kimyaya da giriyor bu arada. Arkadaşlar hidrojen iyonu ile bir karbonat iyonundan meydana gelen karbonik asit solunum gazlarının taşınma sürecinde alveol kılcallarında gerçekleşir. Dikkat edelim, bu evreleri unutmayalım. Aynısı MEP kitabında yazıyor. Arkadaşlar burada komünitenin baskın türü, dikkat edelim 1 ve 5 zaten azalmış, 2 artmış. Dikkat edelim arkadaşlar 3 artmış azalmış, 4 artmış. 3 azalırken 4 hala var ortamda. 2 artıyor ama 4 daha fazla birey sayısı. 4 baskın türdür. Çok 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 kolay bir soru. 2'ye düşenler, 3'e düşenler var. Onlara da buradan çağrı yapıyorum. Lütfen biraz daha soruları dikkatli okuyalım. Arkadaşlar son sorumuz. Görüyorsunuz bitkiler zamanla yok olmuş. Çünkü iklim koşulları bu göl ekosisteminde etkili olmuş. Gölde yaşayan türler zamanla yok olmuş. Görülüyor. Bitki türü çeşitliliğinde azalma meydana gelmiştir. Arkadaşlar bu sınav çok kaliteli, çok güzel bir sınavdı. TYT'de 80 üzeri net yapanlar ilk 10.000'e gireceğinin ben buradan garantisini veriyorum. AYT'de sayısal için konuşuyorum arkadaşlar. 40 fenden 30 üzeri yapanlar ilk 5.000'de matematikte 40 soruda özellikle geometride 6 neti geçenler için 10.000 müjdesi verebilirim. Edebiyat çok güzeldi. Edebiyat içinde arkadaşlar şunu söylüyorum, 24'te 22 yapanlar eşit ağırlıkta 10.000'in içindeler %100. Hoşça kalın, aktifle kalın. Sizleri seviyoruz. Bu sınavı bu kalitede emek vererek yaptığı için de buradan çok teşekkür ediyorum Endemi'ye. Bizim en sevdiğimiz yayınlardan biridir.